Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda data binding'i yapacağız. Yani JavaScript'te oluşturduğumuz bir değişkeni HTML'de kullanacağız. Bunu yapmıştık. Bir önceki videolarda yaptık. Biliyorum tekrarat oluyor. Ama isim olarak data binding olduğunu söylememiştik. Orada biz bunu anlatırken JavaScript ile HTML sayfası arasındaki bağlantıdan bahsetmiştik. Ama bugün bunu gerçek ismiyle çalışacağız. Yine aynı şekilde örnek vereceğiz. Yeni bir şey öğrenmeyeceksiniz. Ama bunun adının data binding yine template olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum. Data binding yine template. Şimdi öncelikle bir template yapalım. Yani bir component oluşturalım. LWC'ye geliyorum. Ondan sonra bir component oluşturuyorum. Create Lightning Web Component diyorum. Buraya my ya şey yazalım. Data binding yazalım şu şekilde. Evet. Bunu oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi oluştu. İlk önce ne yapıyorum? Her zaman yaptığım gibi data binding içine girip XML sayfasını kullanacak duruma getiriyorum. Hatırlayalım. Targets giriyorduk. İçine target giriyoruz. Bu target'ın içine de lightning App Batch diyorum. Çünkü App Batch'te kullanmak istiyorum. Bunu kaydediyorum ve kapatıyorum. Burada işim yok. Şimdi JS'e giriyorum. Öncelikle JS'te isterseniz bir template bir değişken oluşturalım. Burada name diyorum. Eşittir. John Carter diyorum. Şu şekilde bir template oluşturuyorum. Değişken oluşturuyorum. Şimdi biz bunu JavaScript'te kullanacağız. Bunun adına da data binding diyorlar. Hani interview'de falan data binding diye sorularsa aklımıza bunun gelmesi gerekiyor. Şimdi template'in içine geliyorum. Bir division oluşturuyorum. Division'in içine de bir paragraf oluşturuyorum şu şekilde. Onun içine de my name is iki nokta üst üste orada oluşturduğumuz değişkeni burada süslü parantezlerin içinde name şeklinde yazıyoruz arkadaşlar bu. Daha önce de yapmıştık, şimdi de yapıyoruz. Sadece adının data binding olduğunu göstermek için bunu yaptım, bunu gösterdim. Aynı örnek. Farklı bir şey öğrenmemiş olduk ama tekrar ad için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bunu deploy yaptığımız zaman ne göreceğiz ona bakalım. Bunu deploy yapıyorum. Daha sonra Edit Batch kısmından biz bunu sayfamıza göstermemiz gerekiyor. Aşağı doğru geliyorum. Ne demiştik? Data Binding. O zaman biraz yukarıda olması lazım. Evet, burada. Bunu da alalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyduk. Sonra geri gidelim. My name is John Carter'ı görüyorsunuz. İsterseniz bunu biraz daha güzelleştirebilirsiniz. Şey var, Salesforce Lightning Design Sistemi kullanarak değişik şeyler yapabilirsiniz. Mesela ne yapabiliriz? Bunu align yapabiliriz. Mesela ortaya align yapabiliriz. Şöyle bir klasımız var. Onu kullanabiliriz. SLDS Text Align buraya geliyor zaten. Align Center diyelim. Şu şekilde. Center'a Align yapıyorum. Başına class koymanız gerekiyor. Onu unuttuk. Şu şekilde class'ımızı koyalım. Align Center yapmış olduk. Şunu silelim. Evet. Şu anda Align Center olacak. Bunlar Salesforce'un design sisteminde hazır olan class'lar. Bunu kullanabilirsiniz. Ondan sonra şeyi kullanabiliriz. Bakalım değişecek mi? Name'i Mark'ın içine koyabiliriz. Mark neydi arkadaşlar? Mark highlight yapıyor. Şu şekilde name'i de onun içine koyalım. Bu şekilde SLDS class'lar, hazır class'ları da kullanabilirsiniz. İsterseniz bir de box'ın içine koyalım. Şu şekilde şu division'ı mesela bir box'ın içine koyalım. Ne diyoruz? Class eşittir. SL. Her zaman SLDS ile başlıyoruz arkadaşlar. Sonra dash
box isterseniz şu şekilde bir box oluşturabiliyoruz. Bugün sadece bunlara bakalım. Box nasıl oluşturulur? Align Center nasıl yapılır? Şimdi gidip görelim bizim komponenta yapılan değişiklikleri. Gördüğünüz gibi ortaya geldi. Highlight oldu, bunu markla yaptık. Bir de ne yaptık? Bir box'ın içine koyduk. Bugünlük bunları öğrenmek bizim için yeterli olabilir. Daha sonraki videolarımızda farklı SLDS class'larını kullanarak onları da bir şekilde öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.